Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir sizlerin efsane kadroları bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır bu bölümü çekmiyorduk. En son bu bölümü çektiğimizde de takım gücü olarak rekorumuz 5130'du arkadaşlar. Tabii bunun üzerine son 2 aydır biliyorsunuz Konami oyuncu genel derecelerini uçurdu. Birçok oyuncunun genel derecesi 98, 99, 100 oldu. O şekilde geldi milli takımlarla birlikte. Bununla birlikte tabii ki birçok takım gücü de arkadaşlarımızın takım gücü de uçtu. Gerek benim arkadaş listemdeki gerek de bana istek atan arkadaşlarımızın kadrolarına baktığımda muhteşem kadrolar gördüm. Normal şartlarda arkadaşlar YouTube'da topluluk sekmesinden bir bildiri yayınlıyordum. İşte 5130'u geçen, işte rekorumuzu geçen takımlar var ise bana istek atsın diye, ama buna gerek kalmamış. Sadece bunları kontrol ettiğimde 5130'u geçen, rekoru geçen birçok kişiyi de gördüm. O yüzden habersiz bir video oluyor bu arkadaşlar. Ben öncelikle kendi takım gücünden başladım. Kendi kadromu hemen göstermek istedim. Milan'ı seçtiğim takdirde 5090 oluyor. Milansız da 5070-20 falan takım gücü fark ediyor. Ve yani en yüksek takım gücü 5090 oluyor bende. Hemen geriye geldik sizlerin efsane kadrolarını incelemeye. Başlayalım. Öncelikle arkadaş listemdeki arkadaş isteği gönderen arkadaşlarımızın kadrolarına bakacağım. Hepsi 5000'in üzerinde, bazıları 5100'ün üstünde de var burada hatta. Dediğim gibi bunu habersiz çekiyorum. Birçok arkadaşın haberi de yok. Normal şartlarda dediğim gibi şey yapıyordum. Topluluk sekmesinden bilgi paylaşıyordum. İlk oyuncumuz Mustafa Teke'nin kadrosuna bakıyoruz arkadaşlar. 5092 takım gücü varmış. Yakın zamanda bulduğu oyunculara bakacağım genelde herkesin. Baktığımız zaman 96 Donnarumma'yı bulmuş geçen haftadan. Rafael Varane var. Van Dijk'ı bulmuş. Yakın zamandan gördüğüm oyuncular arkadaşlar. 5092 gayet güzel, muhteşem bir kadro olaraktan karşımıza çıkıyor. Mbappe'yi de bulmuş. Yüzlük Mbappe var bu arada. Mustafa Teke'nin ilk kadromuzu görmüş olduk bu şekilde. Gayet güzel, şık bir kadro. Adem Aksu'ya baktık hemen. 5077 takım gücü var. Baktığımız zaman Ruben Neves hemen gözüme çarptı. Bu hafta haftanın oyuncularına gelen. Timo Werner'i gördüm. Pavard'ı gördüm. Bu arada kalede gümüş top varmış. Ha, orada güzel, güçlü bir kaleci olsa, 95'lik bir kaleci olmuş olsa 5100'ü geçerdi büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Gayet güzel, şık bir kadro Adem Aksu kardeşimizin. Alperen Üresin kardeşimize baktık hemen. 5066 takım gücü varmış. Gayet güzel. Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'yu bulmuş Portekiz'den. Baktığım zaman De Jong'u bulmuş. Göbek oyuncusu 99 olan. Gayet bir de Neuer var, 96'lık Almanya'dan bu hafta buldu. Gayet güzel bir kadro Alperen kardeşimizden. Muhammed'e baktık. 5044 gözüküyor. Baktığımız zaman affedersiniz arkadaşlar, devam ediyoruz. Yakın zamanda bulduğu bir sağ bekteki oyuncu, sağ bek oyuncusu Dumfries'ti galiba, yanlış okumadım herhalde ismini. Onu gördüm yakın zamanda bulduğu oyuncu olaraktan. Kadro gayet şık, güzel efsanelerle karma bir kadro olmuş. Alon Dark'a baktık. 5076 gözüküyor takım gücü. Takımına girdiğimiz zaman yakın zamanda bulduğu oyunculara bakıyorum. En son Sterling ile Ronaldo'yu bulmuş diye gördüm. Yanlışım da olabilir tabi, sıralamaları belki karıştırıyor olabilirim arkadaşlar. Ama yakın zamanda Sterling ile Ronaldo'yu bulmuş. 5076 gayet güzel, şık bir kadro Alon Dark'tan. Deniz'e baktık. 5018 gözüküyor takım gücü. Baktığımız zaman yakın zamanda kimi bulmuş? Van Dijk'ı bulmuş. Ginter'i gördüm. Donnarumma'yı gördüm. 96'lık Donnarumma. Gayet güzel bir kadro Deniz kardeşimizden. Lokman Kaan'a baktık. 5106 arkadaşlar takım gücü. Bizim en son rekorumuz 5130'du arkadaşlar. Yani kanalın rekoru. Bakalım, yakın zamanda Dumfries'i bulmuş. Sağ bek oyuncusu Busquets'i bulmuş. 98 Busquets. Onun dışında Sterling'i gördüm. Eskiye doğru, yeniden eskiye doğru gittiğimiz zaman güzel bir kadro daha bizi karşılamış oldu Lokman Kağan'ın. 5110 Revan kardeşimizin kadrosu, hemen bakalım, Azerbaycanlı kardeşimiz. 5110 yakın zamanda kimi bulmuş? Bu Bernardo Silva City'den bulduğu
Bernardo. Yakın zamanda Donnarumma'yı gördüm. De Jong'u gördüm. O şekilde gidiyor. Mbappe'yi bulmuş. Yüz Mbappe. Fransa milli takımından. Ve Rafael Varane'ı gördüm. Gayet güzel bir kadro. Güzel top açılım yapmış Revan kardeşimiz. Emre Güneş mi? Bu Güneş herhalde. Öyle okudum ben. Emre. 5020 takım gücü varmış. Cristiano Ronaldo'yu bulmuş yakın zamanda. Van Dijk'ı gördüm. Donnarumma'yı gördüm. Kadro gayet güzel. Beckham ve Scholes'u da koymuş. Güzel bir kadro olmuş. Luka Modric'i de farklı bir oyuncu olarak görmüş olduk. Ben Memo'ya baktık. 5086 takım gücü var. 5000'in üzerinde çok fazla takım var arkadaşlar. Çünkü bu son zamanda uçtu takım güçleri biliyorsunuz. Baktığımız zaman yakın zamanda Sancho'yu gördüm. İngiltere bir takımından. Pavard'ı gördüm. Bakalım başka. Haftanın oyuncularından Screener. Haftanın oyuncuları mıydı? Kulüp Selection mı gelmişti? Onu Screener'ı hatırlayamadım şu anda. Pavard ve Sancho yakın zamandan bulduğu oyuncular. Kadro gayet güzel. Ferit Rama'ya baktık. 5094. 5100'ü zorlayan kadrolardan bir tanesi. Baktığımız zaman 96 Donnarumma'yı gördüm. Ginter'i bulmuş. Yakın zamandan Dumfries, De Jong, Sterling, Ronaldo gibi oyuncuları bulmuş. Aa, bu haftadan Pogba'yı bulmuş. 98 Pogba. Çok istiyordum, gelmedi. 98 Neves geldi ama Pogba'yı çok çok istedim. Orta sahada gelmedi. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun. Görünce üzüldüm yani. Bir içimde yaradır Pogba arkadaşlar. ET4'e baktık hemen. 5078 takım gücü varmış. Milan'ın efsaneleriyle bir karma yapmış. Yakın zamandaki Ronaldo'yu gördüm. De Ligt'i gördüm. Pavard'ı gördüm. Sanchez biraz daha eskiydi galiba. Onu öyle hatırlıyorum. Kadro gayet güzel, şık gözüküyor ama. Volkan Doğru Er'e baktık hemen. Yakın zamanda 96 Donnarumma'yı gördüm. Ruben Neves'i gördüm. Portekiz'den stoper. Pavard var. Verratti var. Toni Kroos'u bulmuş. Sterling olaraktan gidiyor. Gayet güzel. Sol bekteki kimdi? Hatırlayamadım. Renan Lodi miydi acaba ya? Yok, pardon. İsmi aklıma gelmiyor. Benim de istediğim oyunculardan bir tanesiydi. İsmi gelmedi aklıma şu anda. Geçtim. ETCR7'ye baktık. 5056 takım gücü varmış. Yakın zamandan baktığım zaman Dumfries'i gördüm. Bakıyorum. Kadro fena değil. Güzel bir kadro daha. Emre Çamlıtepe'ye baktık. Bir dakika, Emre mi okudum? Emir mi? Emir Çamlıtepe, pardon. Hemen düzelttim. İlk gözüme çarpan 100 Mbappe. Bazen böyle dil sürçmeleri oluyor arkadaşlar. De Jong'u gördüm yakın zamandan. Lengelet'i gördüm. 96 Neuer'i gördüm. Yakın zamandan 5080. Harika, güzel bir kadro daha. Emir Çamlıtepe. Şaplak City'ye baktık hemen. Futbol şehri Şaplak City. 100 Mbappe hemen karşımıza çıktı. De Jong'u gördüm. Yakın zamandan bulduğu Sterling, Courtois gördüğümüz yakın zamanda bulduğu kadro gayet güzel. 100 Sterling. Adem Çaylı'ya baktık. 5072 takım gücü varmış. Baktığımız zaman 100 Cristiano Ronaldo, Portekiz'den onu bulmuş. Gnabry'i bulmuş. Mbappe'yi bulmuş. Pogba'yı bulmuş. Muhteşem bir top açılımı olmuş. Defansta Tah'ı bulmuş bu haftadan. Gayet güzel. Pogba'yı yine gördük. Yaramız kanadı diyebilirim. Kerim Yıldırım son oyuncum. Yani buradaki istek gönderip de baktığım Pogba yine karşımıza çıktı. 98 Pogba. Baktığım zaman yakın zamandan yine Pavard'ı gördüm. Timo Werner'i bulmuş bu haftadan. Almanya milli takımından. Kadro gayet güzel. Şimdi rekorumuzu geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaş listemde zaten rekoru tazeleyen arkadaş rekoru tekrardan geçmiş. Şimdi onun kadrosuna geleceğiz. Bakalım 5000'i geçen burada takımlar var yine. Arkadaş listemde. 5064 var mesela. Tuncay bakalım bir kadrosuna. Yakın zamandan kimleri bulmuş. Ruben Neves'i bulmuş. Tah'ı bulmuş. De Ligt'i gördüm.
yakın zamandan bulduğu oyuncular da gayet güzel. Devam ediyoruz. Bakalım 5008 var. 5060 var. 5066 var. Birçok kadro gösterdik. 5110 var. Hemen şuna bir bakalım. 5110. Rekorumuz 5130'du zaten. 100 Rummenigge'yi gördüm. Gözüme çarptı. Tabii bu haftadan bulmuş olamaz herhalde. Daha önceden bulmuştur. Çünkü 3 haftadır sarı efsaneler geliyor. 96 Donnarumma ve De Jong'u gördüm. Yakın zamandan bulduğu oyunculardan. Kadro güzel, fena değil. Devam ettik. 5140 Asim şu anda en sonki rekorumuzu geçmiş oldu arkadaşlar. Kadrosuna baktığımız zaman 5140'la şu anda en sonki rekorumuz kırılmış oldu. Yani kanalın rekoru kırılmış oldu arkadaşlar. Baktığımız zaman yakın zamandan Tah'ı gördüm en yakın olaraktan. Daha sonrasında Sterling'i gördüm. Bu 101'lik Ronaldo da en başta gelen Ronaldo diye hatırlıyorum. Bu hafta gelen değil. O da 101 oluyordu. Kadro gayet güzel. Şu anda rekorumuz kırıldı arkadaşlar. 5140 ama rekor bu değil arkadaşlar. Daha da yükseği. Hemen şöyle geleyim. Rekorumuz burada arkadaşlar. Burak Tüfekçi. Bak geçeyim bir bakacağım başka var mı diye. 5034 var. Ve rekorumuza geliyoruz arkadaşlar. Nerede? Burada. En son rekoru yine Burak kırmıştı. Bu kardeşimiz 5130'du bu kardeşimizin kadrosu. Ve yine şu anda rekor 10'da arkadaşlar. Tabi yedekleri göremiyoruz şu anda ama gördüğünüz gibi 5182. Bilmiyorum acaba Türkiye rekoru mudur? Dünya rekoru mudur? Bilemiyorum. Daha yükseği gören varsa da yorumlara yazsın. Şu anda benim gördüğüm internet sitelerinde dolaşıyorum. Birçok yere de bakıyorum. 5182'den daha yüksek görmedim. Var ise arkadaşlar paylaşın, nerede gördüğünüzü söyleyin en azından. Veya sizin kadronuz ise 5182'den yüksek ise yorumlarınıza ID'nizi yazabilirsiniz. Benim takımım bundan yüksek diye yazabilirsiniz veya istekte atabilirsiniz. Şu anda boş yerimde var bayağı. Baktığımız zaman yakın zamandan kimi bulmuş? Yakın zamandan Sterling'i gördüm bir. De Jong'u gördüm arkadaşlar. Yedeklerde tabii kimler var bilemiyorum ama büyük ihtimalle 98'lik 99'dan aşağı oyuncu yoktur diye tahmin ediyorum. Milan'ın efsaneleri olabilir. İşte Van Basten olabilir. Yüzlük Maradona olabilir. Sarı efsane Maradona olabilir. Gerçekten muazzam takım gücüne ulaşmış. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda görüyorum. İşte takım gücü önemli değil. Tabii ki takım gücü önemli değil arkadaşlar. Futbol önemli. Nasıl oynadığınız, oyunu nasıl oynadığınız önemli. Ben de bunun farkındayım ama bizim böyle en yüksek takım gücüne ulaşan arkadaşlarımızı ön plana çıkarttığımız bir bölümümüz var. Takım gücü olaraktan. Yoksa oynanış farklı bir şey. Takım gücünü oluşturmak farklı bir şey. Bir de bu arkadaşlar, birçok arkadaş da işte ben hiç para yatırmadım, böyle oldu, para yatırmadım, şöyle şu kadar takım kurdum diye yazanlar var. Saygı duyarım. Bu parayla alakalı değil. Bazen arkadaşlar şans gerekiyor. 3 hakkınız var. 3 hakkınızı kullanıyorsunuz. Bazen oyuncu, en dandik oyuncular geliyor. İyi oyuncular gelmiyor. Tamamen şanstan ibaret arkadaşlar. Burayı o şekilde bir de altını dipnot olarak çizerim. Burak kardeşimizi de tebrik ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa da kendisini tebrik ediyorum. Videomu da burada noktalandırıyorum. Yeni rekorumuz 5182 kanalda. Hayırlı olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.